markalara büyüyerek zincirleşme fırsatı sunan, girişimcilere ise kendi işini kurma imkanı veren 13. Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı on binlerce girişimciyi İstanbul'da ağırladı. Uluslararası Franchising Derneği Başkanı Mustafa Aydın, sektöre ilişkin ekopazara özel açıklamalarda bulundu. Franchise ve markalı bayilik veren firmaları, girişimci ve yatırımcılarla buluşturan 13. Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Markanı Seç, İşini Kur sloganıyla on binlerce girişimciyi İstanbul'da ağırladı. Fuar, Mediaforce Fuarcılık Organizasyonu, UFRAT İşbirliği ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşti. Fuarın açılışına Malezya Ticaret Bakanı Hamzah bin Zainuddin ve Uluslararası Franchise Derneği Genel Başkanı ve Avrupa Franchise Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın ve Coldwell Banker Türkiye Başkanı Dr. Gökhan Taş katıldı. Açılışta konuşan Malezya Ticaret Bakanı Hamzah bin Zainuddin, fuarın gelecek vadeden girişimciler için harika bir platform sunduğunu söyledi. Girişimcilik Malezya için büyük önem taşıyor. Malezya hükümeti girişimciliğin geliştirilmesinin bütün iş kollarında istihdam olanakları sağlayabilmede ana unsur olarak kalmasını garanti altına almak için çalışıyor. Bu yüzden İstanbul'da düzenlenen Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı genç girişimciler için büyük fırsat sunuyor. Franchising aslında kaliteli yaşam demektir. Kaliteli yaşam demektir. Franchising aslında barış demektir. Franchising aslında birçok semavi dinin emrettiği gibi paylaşmak demektir. Dolayısıyla bugün eğer Urfa'da, eğer Gaziantep'te, eğer Edirne'de, eğer Trabzon'da aynı ürünü, aynı hizmeti, aynı kaliteyle alabiliyorsak, almaya çalışıyor isek bunu franchise yapmakla ancak mümkün olabiliyor. Bana göre franchise kendi işinizi yapmanızın en kolay, en hızlı yollarından birisi. Franchise ile sadece iş sahibi olmuyorsunuz. Geleceğinizi kendi geleceğinizle beraber çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğini değiştirebileceğiniz çok önemli bir atılıma başlıyorsunuz. Uluslararası Franchising Derneği Genel Başkanı ve Avrupa Franchise Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, sektöre ilişkin ekopazara özel açıklamalarda bulundu. Sizler de gördüğünüz gibi Türkiye'deki ekonominin lokomotifi durumundaki bir ekonomi arenası, bir platform haline dönüştü. Malezya'nın Ticaret Bakanı'nı onur konu olarak katıldı. Avrupa Franchise Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri burada şu anda. Suudi Arabistan'dan 30 yatırımcı, Dubai'den 15 yatırımcı, Körfez ülkelerinden, Orta Doğu'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden, Malezya yaklaşık 20 kişiyle bir stand, yani bir pavilyon halinde burada yer aldı. Bütün bunlara baktığımız zaman artık Türkiye sadece ulusal markaların değil, dünya markalarının da Asya ile Avrupa'yı birleştirdiği bir platform haline geldiğini görüyoruz. Şu anda Türkiye yaklaşık 43 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip franchise sektöründe ve yaklaşık 5000 üzerinde de mağaza var franchise sektöründe yer alan. Bunlarla baktığımız zaman Türkiye'nin 2023 yılındaki dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmekte franchise sektörünün çok önemli bir rol oynayacağını hep beraber görüyoruz. Fuarın ardından Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğinde UFRAT üyeleri, geleneksel Türk lezzetleriyle tanınan Çıtır Usta'nın Bahçeşehir'deki restoranında akşam yemeğinde bir araya geldi.